sorry to bother you. You must be Amanda. In my line of work, you have to understand the patterns that govern the world. It can help you see the future. And I knew something was coming. I don't understand. What do you mean? We are seeing ongoing cyber attacks across the country. The truth is much scarier. What is the truth? We're gonna be okay, right? Aren't you the one who always said, if you're not paranoid by now, it's too late? Haven't you been picking up on what's going on out there? We've all been deserted. There is no going back to normal. Evet, Obama ailesinin yapımcılığını üstlendiği bu film aslında herkese tavsiye ediyorum. Çünkü gelecek dünyada nelerle karşılaşabileceğimizin aslında bir filmi. Tabii bir ABD başkanlığı yapmış siyasi şahsiyetin bu filmin yapımcılığını üstlenmiş olması da aslında siyasi olarak bambaşka bir tartışma. Ben Ertan Hocam sizle başlayayım. Evet. Öncelikle tabii siyasi bir kimliğin tam da ABD seçimleri öncesinde böyle bir filmin altına imza atmış olması yani nasıl yorumlanır? Yani siyasi seçimlerle bu işin tabii yakından uzaktan ilgisi yok. Çünkü şimdi şu anda seyrettiğimiz ve gündem olan film, yani geride bırak hikayesi, aslında çok geç kalmış bir şey. Yani bundan önce belki hatırlayacaksınız, bir yığın karanlık dünya filmi çekildi. Hatta TRT'de ben herhalde bir sene oldu, bir sene önce TRT Dijital'de karanlık dünya filmi çekildi. Orada da ben de bir rol aldım bu konuda, Abdullah. Şimdi aslında bu karanlık dünya nereden geliyor, nasıl oluyor onu bir düşünmek lazım. Şimdi şöyle bir şey var tabii kafamızda. Üst akıl diye belirlediğimiz yapı bir kaos oluşturmak istiyor dünyada. Bu kaosu oluşturabilmesi için bir olaydan yararlanması lazım. Tüm dünyayı şekillendirmek için. Bunun için ne var elimizde? Belki arkadaşlar verir. The Economist dergisinin zannediyorum yine Habertürk'te göstermiştik zamanında bir kapağı var. Verirse arkadaşlar, katastrofları gösteren bir kapak. Yani orada katastroflardan, yani kıyamet senaryolarından bir tanesi de güneş patlamalarıyla birlikte dünyanın karanlık bir dünyaya bir şekilde karşı karşıya gelmesi ve büyük bir kaosun çıkması. Şimdi bununla ilgili şunları söyleyebiliriz. Yani dünyada herhangi bir karanlık olay yaşasak, yani tüm dijital gitse. Bakın bu işte The Next Catastrophe. Çocuklar onu bir tam ekran yapabilir miyiz? Evet, burada şunu görüyorsunuz. Bakın en altta köşede güneş patlaması var. Görüyorsunuz değil mi? Evet. O sarı, kırmızı olan nokta. Dünyanın karşı karşıya gelebileceği katastroflardan bahsetmişler. Yani burada gördüğünüz 7 tane katastrof var. Eğer ki güneş patlamalarından bir tanesi dünyaya, buna büyük solar patlama diyoruz. Solar maksimum diyoruz. Solar maksimum bir şekilde bahsedildiği gibi her 11 yılda bir büyük bir patlama sonucu dünyayı etkilerse ne olur? İsterseniz biraz hikayeleştirelim. Elbette. Bir anda uyduların hiçbirinin çalışmadığını düşünün. Eve girdiniz, buzdolabını açtınız, sular bütün yerlerde. Ve yemekler kokmuş. Telefonunuz çalışmıyor. Asansöre binemiyorsunuz. Yola iniyorsunuz aşağıya. Bir bakıyorsunuz ki tüm ışıklar çalışmadığı ve arabaların da çalışmadığı bir dönem yaşıyorsunuz. Yani trafik de kaos içinde. İnsanoğlu büyük bir kaosun içine giriyor. Yani bununla ilgili uyduların hemen ardından şöyle bakabilirsiniz. Dünyada 76 gün yiyecek stoğu var. Elektriksiz olursa. Yani buzdolapları filan. Ondan sonra büyük yani bir, dünya 76 gün mü dayanabilir buna? Büyük bir açlık. İnsanoğlu hemen hemen bir aydan biraz daha fazla açlığa, işte biliyorsunuz 3 gün susuzluğa dayanabiliyor. Bir problem olmuyor ama medeniyet elektriksizliğe ne kadar dayanır? Büyük bir sorun.
Hani yine belki bulurlarsa koyabilir arkadaşlar. The Economist dergisinin bir kapağı vardı. O kapağın ismi neydi? Diyorlardı ki büyük başlangıç. Yani bir şeyi sıfırlamaktan bahsediyor. Şimdi biraz sonra yapay zeka falan konuşacağız. Bunların da tabii biraz komplolarını da yapalım. Ben geldiğim için böyle köpürte köpürte anlatmamız lazım. Şunu söylememiz. Eğer ki yapay zeka çok fazla ileriye giderse artık insanoğlunun kontrolünden çıkarsa ne yapmanız lazım? Bütün elektrikler indirilmesi lazım belki, değil mi? Çalışmamız için. Belki uzun bir süre. Yapay zeka kendi ama kontrolünde şimdi olsa... Şöyle de bir durum var. Evet. Daha önce Değerli Berk Hocam da yayınıza katılmıştı. Evet. Şimdi İngiltere 2024'ten itibaren ordusuna robot askerler katacak. Tabii. Yani elektrikleri indirmek ya da yapay zeka... Sizin kapatıyorum dediğinizi yapay zekanın açma ihtimali ya da şimdi bu yapay zeka teknolojisinin terör örgütlerinin eline geçtiği burada, bir durum. Tabii ki her, ama şimdi şöyle bakın. Tabii dünyada o kadar büyük bir mekanizma çalışıyor ki terör örgütleri falan dediğiniz örgütleri bile bir şekilde kontrol eden büyük bir yapı var. Hı hı. Bu yapı işte biraz Pentagon çalıştıysanız 77 bin kişinin çalıştığı, yani bir trilyon dolarlık bir bütçenin olduğu ve hemen hemen dünyada çıkabilecek ve oluşabilecek tüm herhangi bir A veya B veyahut da C, ne kadar hani bir önümüzde sorun varsa hepsine cevap verecek bir mekanizma çalışıyor.